Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız bugün artık hayli hayli iyiyim Allah'a şükür. Gözüm de bayağı iyi. Yani hafif bir kırmızılık var. Arada böyle bir çapaklanıyor ama o kadar da olacak artık. Neyse bakalım. Şimdi bugün sizlerle sizleri hayır işimize ortak edelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de zaten birkaç kez dile getirmiştim. Köyümüzden Şenol abinin durumunu sizlere anlatmıştım. Hatta birkaç kez de burada dile getirmiştim. Birkaç kişinin elime para verdiğini söylemiştim. Öncelikle bana güvenip elime o parayı ulaştıran, bana ulaştıramayıp rica edip evine gidip, evlerine de gidip, ben size söylemiştim. Eviniz bana uzak olmadığı sürece, yarım saat 45 dakikalık bir mesafeli olduğu sürece, eğer siz gelemiyorsanız ben de gelirim alırım demiştim. Sonuç olarak bir hayır işi. O yüzden yani hesabıma gelmesindense arabayla gelir elinizden teslim alırım demiştim. Ve geçtiğimiz günlerde böyle birkaç kişiden gittik, teslim aldık. Bir Özge aldı. İşte ben birkaç bayana gittim. Böyle bakalım. Şimdi bugün Bircan abla da getirecek. Sağ olsun, Allah razı olsun. İşte komşumdan aldım, Turgut'tan aldım, Turgut arkadaşlarından topladı derken işte Özge'ydi, bendi derken güzel bir miktar toplandı. Bayağı güzel bir miktar toplandı ve benim dışımda gönderenler de olmuş galiba zannedersen. Onlardan da Rabbim gari gani razı olsun. Rabbim mizanınıza koysun inşallah. Yapmış olduğumuz hayırları Rabbim inşallah ahirette karşımıza çıkarsın. Böyle bakalım. Bugün o paraları gireceğiz, teslim edeceğiz arkadaşlar. Ria üzerinden abiye havaleyi yapacağım. Ondan sonra bu sefer kimlik elimden çıksın. Şimdi Gladbeck'te bir bayanlar vardı. Onları unutmadım, sizi unutmadım. Selma ablacığımın arkadaşları, komşuları. Sizler de buradan sizlere böyle göndereyim mesajımı. Selma ablaya önümüzdeki birkaç gün içerisinde teslim edin. İnşallah hafta sonu Selma abladan onları da alacağım. Önümüzdeki hafta benim de hani param, ben zaten ayın başında direkt böyle Ramazan ilk girdiğinde ilk hemen böyle bir fitrelerimiz göndermiştim ama olsun, bir kere gönderdim diye bir daha göndermezlik yapmayacağım tabii ki. Tekrardan yine ben göndereceğim. Kendim de tekrardan atacağım. Abimden de alacağım hafta sonu falan derken. Yine bir posta daha göndereceğim arkadaşlar. Şimdi bugün büyük bir kısmını teslim edeceğim. Çünkü elimde kalmasın, bir an önce hepsi çıksın. Ondan sonra önümüzdeki pazartesi günü. Ama pazartesi günü gerçekten göndermem lazım. Bakın bugün günlerden çarşamba. Bugün çarşamba. Pazartesiye kadar, yani pazar akşamına kadar vaktiniz var. Hala bu çevreden göndermek, vermek isteyenler varsa bana ulaştırabilirsiniz. Pazartesi günü sabah da artık önümüzdeki hafta cuma, biliyorsunuz bayram. O yüzden pazartesi günü artık son fitreleri de göndermek lazım. Pazartesi günü tekrardan hem kendimkine, işte hafta sonu abimden dediğim gibi alacağım. İşte Gladbeck'teki bayanlar hala işte başka bir yere vermediyseniz eğer Selma ablayı ulaştırın. Öyle Selma abladakileri de alacağım derken bir posta da pazartesi en geç salı günü göndereceğim. Salı günü Şenol abinin elinde olması lazım Ramazan çıkmadan. Ondan sonra inşallah ben de Rabbimin bana ne denir, fırsat verdiği bir şeyi sizlerle paylaşmış oldum. Sizlerle bana güvenip destek vermiş oldunuz. Öncelikle gerçekten güveninizden dolayı hepinize çok 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 teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tabii ki paralar kuruşu kuruşuna teslim edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zaten şüpheniz olsa teslim etmezdiniz paralarınızı. Sağ olun, Allah razı olsun. Hatta gönderme, havale parasını ben kendi cebimden vereceğim. Aynen, havale parasını o paranın içinden çekmeyeceğim kesinlikle. Onu kendim ekstradan ödeme yapacağım. Zaten öyle çok da büyük bir, gerçi miktar yüksek olunca havale parası da yüksek olacak ama olsun. O da yine bizim hayrımız olsun inşallah. Böyle bakalım. Şimdi bir de benim çok sevdiğim, küçüklükten beri sevdiğim aile dostumuz Zayda abla var. Soy ismini vermeyeyim de burada kimse deşifre etmeyelim.
Şimdi hem bir doktora gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra Zahide abla da dün gece saat 11.30'da ulaştı bana. Özlem böyle böyle annende gördüm. Ben de vermek istiyorum gülüm diye. Doktora gideceğim. Türk marketine gideceğim. Ondan sonra en sonunda Zahide abla göreceğim. Onun da fitresini alacağım. Sonra eve geleceğiz. Bir de dediğim gibi en son bir de öğlen bir abla gelecek. Onun da parasını aldıktan sonra Allah nasip ederse öğlen saat 2.30-3 gibi gideceğim. Parayı teslim edeceğim. Bugünkü plan bu. Öyle. Neyse bakalım hazırlandık. Çıkalım gidelim. Daha da fazla çene yorma. Evet, evden çıktım. İlk durak Türk marketine geldim. Çocuklara sosis alacağım. Yani böyle almayayım diyorum ama yok yani. Can nefis daha çekiyor çocuklar. Neyse tatildeler ya. Alayım dedim. Şimdi karton sosis almaya geldim. Ondan sonra başka bir ikisim var mı? Ya bir de mantar alırım belki. Böyle bakalım. Ondan sonra doktora gideceğiz. Evet arkadaşlar, ben eve geldim. Hemen gelir gelmez sileksimi çıkardım ve sosisleri oraya attım. Niye gülüyorsun çocuğum? Lan cüzdanı, annenin cüzdanı karıştırılmaz. Ben bakacağım sadece. Benden izin alman lazım. Sor bana. Ben birazcık paranı bakabilir miyim? Ben birazcık paranı bakabilir miyim? Hadi bak bakalım cüzdanı. Sen birazcık parayla oyna. İçinden para almıyorsun ama. Neyse ne aldım? Şakir'in, aslında ben hep Sıla'nın alıyordum ama artık nedense bayağıdır bir Sıla'nın sosisleri satılıyordu. Zaten ben de almıyorum. Şöyle Şakir'in aldım. Bir karton. Uzun süre gider herhalde. Hayır, para almak yok içinden. Ondan sonra şöyle közlenmiş patlıcan var. Bununla yarınki vlogda güzel bir yemek yapacağız sizlerle. Şöyle lazanya yaprağı aldım. Pişt. Hazır kremalı kuşkonmaz çorbası aldım. Yarınki videomda Ömer Halis. Ama sen hep benim videomu sabote ediyorsun. Olmuyor annem. Anne ama çok geç pişiyor. Tamam az kaldı. Sus bakayım. Acele işi şeytan karışır. Başka ne aldım? Mantar aldım. Yine bunlar yarınki videomda göreceksiniz. Bugün videoyu ikiye böleceğim. Nasıl ikiye böleceksin Özlem derseniz, şimdi buraya kadarsını ve buradan sonrasını dün akşamı ekleyeceğim arkadaşlar. Yani belli bir yere kadar bugün devam edip oradan dün akşam abime iftara gitmiştik. O kısmı ekleyeceğim. Ondan sonra bu videoyu o şekilde kapatacağım. Ondan sonra da yarınki videom için de tekrardan açılışımızı yapacağız. Sizlerle birlikte güzel akşam iftar menüsü hazırlayacağım. Böyle bakalım, mantar aldım o yüzden. Şöyle 1 kiloya yakın güzel kültür mantarı aldım. Bir de yine çocuklar için şöyle döner ekmeği aldım. Ondan sonra şu an sosisleri pişiyor. Döner ekmeğini onlara sosis ekmek yapacağım. Başka bir şey almamışım. Aynen, aldıklarım bu kadar. Doktora uğradım. Bir reçete işim vardı. Onu hallettim. Oradan Türk marketine gittim. Oradan da yine bir ablamızdan fitre parası almaya gittim. Ondan sonra bugün inşallah Allah nasip ederse fitre paralarını yerine ulaştıracağım arkadaşlar. Şu an tam ne kadar var bilmiyorum ama öğlen şimdi bir de bir abla daha getirecek. Bircan abla. O da bir miktar para getirecek. Ondan sonra inşallah hepsini şöyle bir toparlayıp öğlenden sonra, o geldikten sonra da Ömer Halis'le alışveriş merkezine gideceğiz. Hem Ömer Halis'e lollipop alacağız ablaları. Çünkü Ömer Halis lollipop yemek istiyor. Hem de bu fitrelerimizi yerine ulaştıralım. Şimdi öğlen. Karnımızı doyuralım. Yatağımı kaldırayım. Çamaşır makinesine çamaşır onu kurutmaya atayım. Oha. Onlar hemen olacak şeyler. Çok uzun sürmez, merak etme. Dün de yorumlarda bir bayan yazmıştı. Özlemcim ben de gönderdim diye. Hatta işte takipçim Derya ve bir kaç kişi daha Türkiye'den olup İBAN'ına da para aktaranlar olmuş. Hepinizden Rabbim gani gani razı olsun. Rabbim inşallah bunları Sırat Köprüsü'nde önünüze çıkarsın inşallah. Mizan terazisinde mizanınız iyiliklerle olan mizanınız daha ağır bassın. Böyle bakalım. Bizlerle böyle vesile olduğumuz için inşallah ucundan başından bir yerlerden bize nasipleniriz. ne demiş büyüklerimiz? Ya da Peygamber Efendimiz miydi? Hadis miydi? Hazreti Hayırda Muhammed. Yarışın. Hazreti Muhammed.
Hayırda yarışın demiş. Yarışalım arkadaşlar. Neyse böyle bakalım. Bir video sonuna gelmedik. Hayır, bir videonun daha sonuna gelmedik. Şimdi çocuklara bir şeyler hazırlıyorum arkadaşlar. Evim temiz. Dün güzel temizlemiştim. Temizledim halde. Hatta Katya'ya tekrardan bir süpürttürüp sildirmiştim. Bugün sadece böyle bir iki makine çamaşır işim var. Onları halledeceğim. Ondan sonra da dediğim gibi yeni bir video açılışımızı yapacağız. Onu zaten yarın izleyeceksiniz. İftar soframı. Yarınki videomda sizlere güzel yeni bir yemek takımı aldım. Çok severek ve çok beğenerek çok güzel bir yemek takımı aldım. Onu da yarınki videoda göreceksiniz. Bekleyin bakalım. Evet, şimdi bir telefonla hemen evden çıktım. Bu arada kısaca bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Dün geceden beri beni Instagram'dan bir takipçi arıyor. Ben Instagram'dan beni aradığınız zaman çıkmıyorum arkadaşlar. Çünkü karşımda kimin olduğunu bilmiyorum. Bazen böyle erkek isim oluyor. Bayan oluyorsunuz ama bayan ismi oluyor. Erkek olabilir. Hani yanlış anlamazsanız. Instagram'dan kim ararsa arasın kimsenin telefonu çıkmıyorum. Ama şimdi demindir o kadar ısrarla arıyor ki. Bir sayfasına gireyim. Mesaj kutusuna gireyim bir bakayım dedim. Meğer bir takipçim bir abla. Şenol abi için fitre parasını göndermiş. Bielefeld'den yanlış hatırlamıyorsam yanlış bir isim de vermek istemiyorum. Zeynep Hanım. Cami başkanımızın hanımına vermiş. Demek ki hani denk geldiler dün bir yerlerde. Onu söylemek için arıyormuş. sağ olsun Allah razı olsun. Hemen şimdi Melek ablayla irtibata geçtim. Saat 1'e kadar evdeyim dedi. Hemen çocuklara dedim ki siz dedim kahvaltınızı yapın. Ben de ilaçlarımı aldım. Siz dedim kahvaltınızı yapın. Ben dedim hemen Melek abladan dedim. Onu da alıp geleyim. Birazdan bir de işte Bircan abla gelecek. Ondan sonra zannedersem herhalde bugünkü göndereceğim tüm fitreler tamamlanmış olacak. Bircan abla geldikten sonra da Gülşen'i arkadaşına bırakacağım. Oradan da alışveriş merkezine gideceğim. Paraları göndermeye. Rüya üzerinden göndereceğim. Öyle. Ay, onu da bir söylemiş olayım dedim. Instagram'dan bazen böyle çok ısrarla arıyorsunuz. Önce bir kendinizi tanıtın. Bir mesajınızı göreyim. Yoksa ki çıkmıyorum gerçekten. Ama yanlış anlaşılmasın. Bunun böyle kibirle şeyle hiçbir alakası yok. Tamamen karşımda kimin olduğunu bilemediğimden kaynaklanan bir şey. Çünkü fake hesap da çok oluyor. Benim hesabım açık bir hesap ve herkes takip edebiliyor. O yüzden öyle her arayın telefonuna çıkacak olursam hiçbir işim yapamam. Kaldı ki şunu söyleyeyim. Ben telefonla sohbet etmekten nefret edenlerdenim. Hiç sevmem. Annemi bile aramam yani. Mesaj atarım gerçekten. Çok nadir, çok nadir annemi ararım. Arkadaşlarımla bile telefonla konuşmam. O kadar telefonla konuşmaktan nefret ediyorum. Gerçekten şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. O yüzden normalde de bana ulaşmak çok zor. Ben hep diyorum ki kızlara bana bir şey söyleyecekseniz mesaj atın. Ben zaten mesajınızı görüyorum. Sizi diyorum ararım. Eğer aranması gerekiyorsa yazarım. Böyle telefona çıktım 3-5 kişi var. Onun dışında da mesela normal telefona bir yazdığı zaman da hiç çıkmam. Öyle de bir şeyim var. Çıkmam yani. Vaktim varsa da çıkmam. Çok da açık bir net bir şekilde söylüyorum yani. Diyorum ki mesaj atıyorum. Mesela diyor ki mesaj at yazıyorum böyle. Öyle yani bilmiyorum. Bu da bir huy. Ne yapacak bir şey yok. Neyse gidelim şimdi parayı alıp gelelim. Ne yapıyorsun sen bana? Maşallah. Sonra sen bana yapacaksın. Her şey karşılıklı mı bu hayatta Ömer Bey? Nefretimi kaşıyacaktın benim. Yine dedi kaşımak. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Şeker. Hatta ben... Dişlerim çürüyecek artık. Anne. Ama niye şeker almayacağız? Alacağız almayacağız demedim ki. Ben biz büyük rolü babacığım. Biz büyük. Hatta evisin... Evden daha büyük. Oldu. Anne. Ev pislik oldu. Bir açık temizleyelim mi? Hayır ev gayet temiz. Montu şeyi çalıştırası var. Katya'yı.
Git kat, korkuyor senden. Önünde arkasında dolanıp duruyorsun makinenin. Biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hı. Süpürge makine kendisi evisini yediyor. İş kendisi... bitince değil mi? Evet. Akı biterken gidiyor çünkü yoruldu. Evet. İşi bitince vın, evine geri gidiyor. Evet. Ama bayağı evi çok temiz yapıyor. Hatta onun içinde su var. Acı yok. Hmm. Ay, ayaklarını duvara sürme. Ayaklarını duvara sürme. Bu nereden geldi şöyle? Ömer'in kirlettiği duvar. Anne, burası aynı beyazdı. Hmm. Ama oraya da yapmışsın. Neye? Bak. Afiyet. Ama anne. Sana ne ceza vereyim? Bir şey teşekkür ederim. Ceza vermem lazım. Sen niye benim bütün duvarlarımı her yeri şeker yaptın? Hiç özür de dilemedin benden. Niye yaptın? Yaramaz çocuk. Ben de görünce böyle ağladım Ömer. Sinirden ama. Neyse. Biz yokken. Neyse bakalım hadi. Biricen ablayı bekliyorum. Hazır ve nazır bekliyoruz. Ondan sonra Gülşen'i arkadaşına bırakıp çıkacağız evden. Anne. Evet. Son. Para da geldiğine göre güzel bir miktar var elimizde. Hamdolsun. Şimdi Gülşen arkadaşını bırakacağız. Oradan Ömer'le alışveriş merkezine gideceğiz. Bağlanın bakayım. Bağlanamam ben. Ondan sonra işlerimizi halledeceğiz. Evet, şimdi biz geldik ama bugün kapalıymış maalesef. Yarın açılacakmış. İzindeymişler ayın 4'ünden itibaren yine. Yarın sabah yine geleceğim inşallah Allah nasip ederse. Hı. Evet, ha bu çocuğum da buraya gelince bu var oradan. Oyuncak almadan gitmiyor. Gene silah aldı kendine. Böyle bakalım. Evet, sevgili takipçi kankalarım. Biz Kame sokaklarındayız. Valla zor böyle. Ana bu araba neymiş kız. Çok güzelmiş. Neyse bakalım abimlere geldik. Benim dudaklarımın rengi gene efsane. Ruj falan da hiç süresim yok. Çünkü ağzım hep yara. He? Oraya girecektim işte ben. Kız 2 dakika dönüp geleyim ha. Akşam yürümeyiz o kadar. Dur ben bakalım kartıma. Bak bakayım. Tamam, privat konuştuk diyorsa kahvenindir belki. Tam neyse orada güzel yol bulduk biz ya. Neyse bakalım böyle. Geldik. Küçüğüme. Hep diyorsunuz ki anneden hep abi diyorsun. Ağız alışkanlığı. Ne diyeyim? Burası mı göz? Yeni taşındı da daha bu evin hiç gelmedik. Görüyor musun? Kaç kat? Kaç kişi var? Sayın en sonda resmen. Anne. Ay 13 kat. Anne ben de şuraya yaslandım. Asansör yok mu? Hayır maalesef. Ay yandık hadi çıkın. Haydi dabanlara kuvvet. Kapıyı biraz birinci. Abime bak sen. Alçaklara gel yağıyor. Oy yavrum sen tepelere taşımaya üşenmedin mi? Yapma herhalde büyük ihtimalle zayıflarım. 13. kat. Kız yerden sipariş etsen de kızın herhalde. Postacının geldiğini düşünsene. Şapsel hiç olmaz ki kupon. İki merdiveni çıkmıyor şimdi ya. Burada da atıyorlar. Neyse ben sportif bir kadınım. Abim bize hep böyle eli kolu dolu geliyor. Biz de eli kolu dolu geldik. Ay. Erdem Bey. Soğuk.
13. kat değil mi? 13. kat değil. 6. kat. Ama 13. daire. Susadım ki. Türkiye gibi ve Zonguldak merdivenlere benzetti. Yoruldum. Biz iftar saatinden bayağı erken geldik. Şimdi yemekler tam hazır değilse bile. Aşkım! Ezra! Oh, yoruldum. Ay. Saat 11.30 ettik ve artık eve gitme yolu 12 çeyrek geçe gibi çok falan. Çok eğlendik. Evde. Çok eğlendiniz mi? Evet. Güzel geçti mi? Evet. İyi bakalım hadi. Siz mutlu, biz mutlu. Azıcık başımızı ağrıttınız bağırış çağırış ama. Neyse. Çoluk çocuk oğulcu gugu de. Araban. Yok annem. Bizim plakamız un değil. Biz un değil, biz şeyiz. Çok güzel ağırlandık. Nerede o kızgı? Abu Ciciş yarın sabah. Sabahçıymış. Özger? Ya. Burası aynı başlık hasta falan değil değil mi? Nein, direkt falan. Hemen geri dönelim de geldiğimiz yoldan. Yani ben geri dönmüştüm. Yo, ben de aynı başlık hastayı görmedim girerken. Nein, nein.